tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan 20 şirketin banka hesapları bloke edildi. Yurt dışı para transferleri mercek altına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu, Savcılık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı dosyaları incelemeye aldı. Korsan şirketler hakkında kara para incelemesi başlattı. Çiftlik Bank vurgununun ardından patlak veren Anadolu Farm'la ilgili yürütülen soruşturma da devam ediyor. Şirketin yönetim kurulu başkanıyla şube müdürlerinin ardından bu kez de Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir, Kayseri'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Tamamen asılsızdır. Ve bir kitlesel dolandırıcılık olayı daha. İstanbul polisi çağrı merkezi kurarak binlerce kişiyi krediniz onaylandı diyerek dolandıran bir şebekeyi takibe aldı. Krediniz onaylandı mesajı gönderen şüpheliler aradıkları kişileri düşük faizle kredi vereceklerine ikna etti. Ancak kredi için 900 liralık dosya masraflarını önden talep ettiler. Para ödeyen birçok kişi hesaplarına kredi yatmayınca dolandırıcıların verdikleri numaralar aradı. Ancak kimseye ulaşamayan mağdurlar emniyetin yolunu tuttu. Polis adreslerini tespit ettikleri isimlere operasyon yaptı. Haksız kazandıkları paralarla lüks içerisinde yaşayan çete elebaşı ve 50 şüpheli tutuklandı.